Evet. Kimler hiç cehenneme girmeyecek hocam? Şimdi yine Kur'an-ı Kerim'de cehenneme uğramadan hiç kimsenin cennete girmeyeceğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu ne demek? Sanıyorum En'am suresinde geçmesi lazım. Herkes cehenneme uğrayacak diyor Kur'an-ı Kerim. Herkes cehenneme uğrayacak. Peki o zaman herkes cehenneme mi düşecek? İşte bu herkes cehenneme uğramadan kimse cennete girmeyecek ayetinden cehennemin üzerinde bir sırat köprü olmalı ki herkes cehennemi görecek, cennete öyle girecek. Cennetlikler bile ki cennetin kıymeti anlaşılsın. Her şey zıttıyla kaim ya. Evet. Zıttı olmadan cennetin kıymetini nasıl bileceksin? Cehennemi göreceksin ki cenneti takdir edebilesin. Cehennemin üzerinden herkes günahına göre geçecek. Sırat onun için haktır. Es-sıratu hakkın diyoruz. Sırat köprüsü haktır. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir diyor Yunus. Evet. Dolayısıyla oraya hazırlıklı olmak lazım. Günahsız, Allah'ın affettikleri, günahsız kimse yok da Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Es-sabikûnel-evvelûn Vakıa suresinde onlar doğrudan cennete girecek. Şehitler, sıddıklar, salih insanlar, peygamberler hesap kitaptan sonra cennete girecekler. Bir de sonradan girecekler var diyor Allahu Teala. Onların bir kısmı da işte Kur'an'daki yine diğer ayetlerden anladığımız kadarıyla ve hadislerden anladığımız kadarıyla cezasını çektikten sonra da girecekler. Bir kısmı mahşerde bekleyecek, sonradan girecekler. Bir kısmı da cehenneme düştükten sonra cezasını çekip cennete ondan sonra girecek. En son cennete gireceği ne verilir? Evet. Sorunu sor, onu da söyleyeyim. Şu anda cennet ve cehennem yaratılmış mıdır? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta cennet cehennem gösterildi. Yine bizim inancımıza göre cennet cehennem haktır ve yaratılmıştır. Şehitler de cennet nimetleriyle taltif olunurlar. Zaten şehitlere verilen özellik diğer insanlardan 5 ayrı özelliği vardı. Biri de cennet nimetleriyle nimetlenmesidir. Dolayısıyla cennet ve cehennem haktır ama yerini biz bilemeyiz. İşte dünyanın altı çekirdeği lağma tabakası vardır, cehennem orasıdır falan. Hayır. Evreni, koskoca evreni Cenab-ı Hak abes olsun diye yaratmamıştır. Biz 7 kat semayı daha keşfedebilmiş değiliz. 7 kat semayı. Biz 1. semayı keşifle uğraşıyoruz. 7 kat semanın üzerinde bir de Sidretül Müntaha, arş var, kürsi var. Her biri bir başka diğerini kuşatacak kadar da büyük. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyanın evrene olan konumunu anlatmak için parmağındaki yüzüğü çıkarıp çöle doğru şöyle yere attı. Bu yüzük neyse dedi, dünya kainat içinde o kadar. Düşün yani, o kadar büyük bir kainat Müthiş, içinde. evet. Kişi ölüm anında cennetli ya da cehennemlik olduğunu anlayabilir mi hocam ölüm anında? Anlayabilir. Öyle mi? Tabii. Nasıl anlar? Nasıl anlar? Evet hocam. Kur'an-ı Kerim çünkü son nefeste biz müminlerin imanlarını onları incitmeden alırız diyor. Kafirlerin iman dedim, özür dilerim. Estağfurullah. Ruhlarını. Ruhlarını onları incitmeden alırız. Kafirlerin ve münafıkların ruhlarını alırken de sanki onları testereyle keser gibi azapla alırız diyor. Zaten insan son nefesinde hisseder, o acıyı çeker, mümin tadar, o andaki iman da fayda etmez zaten. Hissediyor ki imanı kabul olmuyor, son nefesteki iman kabul olmuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.